Efendim tekrar merhabalar. Saatler 15, gün içinden kaldığı yerden yeni saat diliminde devam ediyor. Ulusal kanal ekranlarında ve ulusal radyo frekanslarında. Bu bölümde yine değerli bir konuğumuz olacak. Yapı kayıt mağdurları olarak da biliyoruz biz onları. İmar mağdurları platformundan Gamze Erdoğan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz ulusal kanal ekranlarına ve ortak yayında olduğumuz ulusal radyo frekanslarına. Gamze Hanım sesinizi alamıyorum efendim. Açabilir Merhabalar. misiniz sesinizi? Açık oldum şu anda geliyor mu sesim? Evet, şimdi geliyor. Çok teşekkür ederim. 4 yılı aşkın bir süre geçti. Bu imar affı denilen, imar barış denilen tartışmalar artık neredeyse 5. yılına girdi diyelim. Geride bıraktığımız süre zarfı içerisinde bir sürü mağduriyetler oluştu. O mağdurlardan bir tanesi de sizsiniz. Bunca yıldır çözülemeyen, çözüm bekleyen konuları konuşmak istiyoruz. Şuradan başlamak istiyorum. İmar barışı ile birlikte nasıl bir mağduriyet oluştu? Size açıklamak isterim. Çok teşekkür ederim. Bizlere bu mağduriyetimizi anlatma imkanı verdiğiniz için Görevimiz size, efendim. Ulusal TV ve Aydınlık Gazetesi'ne bu konuda çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bizler kendilerini imar barışı mağdurları olarak adlandırıyoruz. Bir platformumuz var. Sosyal medyada bu konuda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu konudaki durumun geçmişini size şöyle özetleyebilirim. 31.12.2017'den evvel 2018 yılında bu yasa ortaya çıktı. İmar Barışı yasası ortaya çıktı. Ve açıkçası halk tarafından da bayağı bir coşkuyla ve mutlulukla karşılanmış bir yasa oldu. İmar Barışı yasası ile birlikte bu süreç kendi içerisinde bazı çıktıktan sonra da işte ödeme süreçlerinin 2-3 defa ertelenmesi, ondan sonra halka yeterli şekilde reklamlarla veya açıklamalarla yeterli şekilde bilgi verilmemesi bu mağduriyetlere zemin hazırladı. Halk açıkçası imar barışındaki ödeme süreleri bu ertelemeler devam ettiği zaman sürecin devam ettiğini, yani bu imar barışı sürecinin devam ettiğini algıladı ve yapılarını bitirmeye çalıştı o sırada. Elektrik ve su bağlantılarını yaptı. Fakat tamam, evim bitti artık, oturmaya başlıyorum ve her şey yolunda derken Çevre Bakanlığı tarafından denetimlere başlandı. Oysa başvurular sırasında halka ne zaman denetim ve nasıl bir denetim yapılacağı konusunda çok detaylı bilgi verilmemişti. Bunun sonucu olarak denetimler başladığı zaman iptaller de bunun sonuçları olarak geldi. Yapı kayıt iptali demek bizim için çok sıkıntılı bir süreç demek. Yapı kayıt iptaliyle birlikte milyarlarca lirayı bulan bir milli servetin heba olması, ceza mahkemelerinde cezaların alınması, ağır para cezaları ve sonunda da yıkımla sonuçlanan bir süreçten bahsediyoruz burada. En az 750 bin kişinin yapı kayıt iptali şu anda yapıldı. Bu şu anki rakam yalnız. Tabii bu rakamlar her günde çığ gibi büyüyor. 750 bin kişi, başka bir anlatımla aslında 750 milyon, 750 bin aile demek. 750 bin aile, bir ailenin ortalama 4 kişi olduğunu farz edersek 3 milyon kişi manasına geliyor. O da şu anki rakam. Bu rakamların çok daha fazla artacağını da öngörüyoruz açıkçası. Biz bu süreçte dediğim gibi bu iptallerle karşılaşıyoruz ve bunun için hiç kendimize bir muhatap bulamıyoruz. Bizimle kimseye ulaşamıyoruz. Çevre Bakanlığı'yla belediye birbirimize, ikisi arasında gidip gelmeye başlıyoruz. Belediye diyor ki ben bu konuyla ilgili beni Çevre Bakanlığı yetkilileri zorluyor diyor. Biz o tarafa gidiyoruz, bunu gidip belediyeyle konuşacaksınız, yıkımları onlar yapıyor diyor. Ve bu konuda gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Birazcık belediyenin bu konudaki rolünü açmak istiyoruz. Seçim döneminde çünkü şaşalı reklamlarla duyurulan bir süreçten bahsediyoruz. Ama belediyeye gittiğinde mağdurlar
tam yanıt alamıyorlar. Aslında konuyla da pek vakıf olmayan isimlerle muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Belediyelerin buradaki rolünü bize biraz anlatabilir misiniz? Bu süreçte mağduriyetin artmasında nasıl bir rol oynadılar ve şu anki pozisyonlarında hangi durumdalar? Şöyle bir durum var. Yerel belediyeler bu süreçte halkı hiç bilgilendirmediler. Yapı kayıt belgesi için başvuran kişiler aslında beyanla başvurdular. Dediler ki hani benim evim böyledir. Şu kadar metrekaredir, şu kadardır diye bir başvuruda bulundular. Bunu hiçbir şekilde gidip kimse tarafından, ne belediye tarafından ne de Çevre Bakanlığı tarafından bunun denetimi yapılmadı. Bunun denetimi sonrasında ve bu konuda da aslında belediyeler teşvik ettiler. Çünkü onlar da dediğiniz gibi o seçim sürecinde zaten hani böyle bir coşkuyu değerlendirmek istediler kendi taraflarında. Ve tabii şimdi ise şöyle bir durum oluyor. Şimdi o kişilerle tekrar gidip görüşmeye çalıştığımızda bize diyorlar ki bu siz bunu bu şekilde beyan etmişsiniz ama biz uydu görüntülerine baktık. Uydu görüntülerinde maalesef hiç bu şey beyan ettiğinizde bunun arasında fark var. Dolayısıyla bunun çözümü yok ve bu yıkım da sonuçlanacak diyorlar ve dediğim gibi çok ağır para cezaları yazılıyor belediyeler tarafından. Yani şu anda ülkemizin bulunduğu ekonomik şu sıkıntıyı göz önüne alırsak bizler orta gelirli ya da dar gelirli aileleriz. Bir 50 metrekare olan bir ev için yaklaşık belediyeden belediyeye göre de değişiliyor bunu. Çünkü biz oradaki bir sürü bu konuyla ilgili mağdur olmuş kişilerle de görüşüyoruz. En az 30.000 TL gibi bir cezadan bahsediyorum ben. Bu da 30 metrekare, 35 metrekare bir yapının karşılığı verilen bir ceza gibi düşünün. Ve insanlar bunları çoğunlukla da hem evleri içinde yapıyor fakat işte hobi bahçeleri konusunda biliyorsunuz onlar için de bir barınak şeklinde de yerler yapılıyor. Ve bunların hepsini aslında zantçılık veya başka bir şey için yapmıyorlar. İnsanlar barınma ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir sürece girmişler ve bunu da kayıt altına alınmış alınmış istemişlerdir. Fakat mesela hiç imar barışına başvurmayan kişiler aynı süreci çok sıkıntısız bir şekilde yaşıyor. Yani benim mesela bununla ilgili imar barışına başvurmamış arkadaşlarım da var. Onlar hiç bu süreçten etkilenmediler ve hayatlarını sıkıntısız bir şekilde de devam ediyorlar. Bu da bize şöyle bir algı oluşturuyor. İmar barışına başvurarak kendimizi biz ifşa etmiş mi olduk? Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Hem halk için hem de devletin verdiği güven konusunda. İmar barışı planı sizce suistimal mi edildi? Edenler mutlaka vardır. Fakat burada şöyle bir şey vardır. Böyle bir yasa ortaya çıktığı zaman bunun denetim mekanizmasının da nasıl olacağı konusunu vatandaşa iyi anlatılmalı ve bunun sözlü beyanla yani bir vatandaşın beyanına bırakılmadan bu süreci yönetmek gerekiyordu. Oysa ki bu süreç tamamen vatandaşın beyanına bırakıldığı için evet bunu suistimal eden kişiler de mutlaka olmuştur. Bu konuda hani kimse hayır suistimal edilmemiştir denmemiştir. Ama burada kurunun yanında yaş da yanıyor maalesef. Ve bu da işte bizim gibi sıkıntıları yaşamamıza sebep oluyor. Şimdi İmar Barışı Mağdurları platformunun açıklamalarına baktığımız zaman ortak bir söylemde şunu da görüyoruz. Rantçı bir kesimin üşüştüğü alan haline geldi. Nasıl bir ranttan bahsediyoruz? Ya dediğim demin de bahsetmeye açıklamaya çalıştım. İmar barışı yaparken herhangi bir şeyden bahsedilmedi. Yani burada tamamen vatandaşın beyanına dayalı bir başvuru kabul edildi. Şimdi ise yani denetimin nasıl olacağı belirtilseydi veya başvuru esnasında bu denetimler yapılsaydı başvurulan yerin hazine arazisi mi, orman mı, sit alanı mı olup olmadığı konularında ya da imar planı var mıydı başvurulan yerin diye o kontroller yapılırdı. Böyle bir mağduriyet oluşmazdı, suistimal de oluşmazdı. Oysa ki imar barışı süreci bittikten sonra 2 sene sonra Çevre Bakanlığı giriyor uydu görüntüleriyle
bunun kontrolünü yapmaya başlıyor. Uydu görüntüyle bunun kontrolünü yapılınca bu sefer her tarafın, her bölgenin uyduları biliyorsunuz yani çok düzgün görüntüler olmayabiliyor. Güncelliği çok güncelliği tam kanıtlanmış görüntüler olmayabiliyor. Fakat bu görüntüler baz alınıyor. Ve bu görüntülerde açıkçası bizim mağduriyetimizi çok fazlalar katlayabiliyorlar. Oysa 2019 yılında Sayıştay bununla ilgili bir rapor hazırladı. Bu raporda dedi ki uydu görüntüleriyle bu tip bir karar alınması çok da sağlıklı değildir dedi. Ama Çevre Bakanlığı maalesef bu görüşe çok da iştirak etmedi ve mahkemelere uydu görüntülerini verdi ve şu ana kadar da yani benim bildiğim kadarıyla veya bizim platformun bildiği kadarıyla kimse imar barışından, imar kirliliğinden veya yalan beyandan verilen bu mahkemelerden kazanan kimse olmadı ve hepsinde belli bir süreçten sonra da bunun yıkımlarla evini kaybedecek maalesef. Yani hepimiz elektriksiz, susuz bu kış günü bu krizde elektriksiz susuz oturan insanlar var evinde. Çünkü abonelikleri iptal edildi. Yapı kayıt belgesi iptal olduğu için. O zaman çözüme bakalım. Çözüm nedir sizce? Çözüm şudur. Şu ana kadar devletimiz bu tip bir sürü adli toplumsal suçu affetmiş ve bir çözüm oluşturmuştur. Bir çözüm üretmiştir vatandaşı için. Biz de açıkçası bizim için de böyle bir çözüm üretmesini bekliyoruz. İmar Barışı Yasası'nın tekrardan gözden geçirilmesini, düzenlenmesini ve güncellenmesini istiyoruz. Bize gerçekten bu imar barışı ile ilgili bir hak tanımlanmasını ve bununla ilgili olarak denetimlerin nasıl yapılacağını ve kuralları bize çok iyi anlatmasını ve buna göre de biz de hani bu kişilerin de tekrar başvurup tekrar evlerine geri kavuşmasını istiyoruz. Yoksa dediğim gibi bu 750 bin tane şu anda iptal var. Bu 750 bin deniz aileleri göz önüne alırsanız 3 milyon gibi bir kişi var. Bunlar da devam ettikçe telafisi güç sonuçlar ortaya çıkacaktır bu yıkımlarla birlikte. Ayrıca biz Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin de hani gerekli malumatı olmadığını düşünüyoruz. O yüzden çeşitli sosyal platformlardan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü böyle bir bilgisi olsaydı kendilerinin eminim diğer bütün mağduriyetle bulunan çözümler gibi bu bizim mağduriyetimizde bir çözüm bulacaktı. Dolayısıyla sesimizin daha iyi bir şekilde çıkması için bize imkan tanıdığınız için size de çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, bu bizim görevimiz. Eğer bahsettiğiniz noktada çözümler ve bu talepleriniz yoksa dediniz, böyle olur dediniz. Eğer bu talepler karşılık bulmazsa siz platform olarak ne yapacaksınız? Şu anda yapabileceğimiz çok da büyük bir şey. Dediğim gibi sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama maalesef önümüzdeki süreç çok belli. Yani ilk başta para cezasıyla başlayan süreç. Ondan sonra sırayla işte yapı kayıtının iptali, daha sonra elektrik, su, doğalgaz amaniliğinin iptali ve en sonunda yıkımla sonuçlanıyor ve açıkçası bizler de tamamen ortada kalmış ve herhangi bir çıkış yolu bulamayan insanlar durumuna düşüyoruz. Bu da sosyal bir hayal kırıklığı ve sonunda da dediğim gibi hani telafisi güç sonuçlar doğuracaktır. İnşallah yakın zamanda devletimiz bize bu konuyla ilgili bir çözüm yolu önerecektir Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Umarım bir an önce bu kriz çözülür ve talepleriniz karşılık bulur. Bizler görevimizi yerine getirmeye ve sizlerin sesinizi duyurmaya ulusal kanal ekranları aracılığıyla, yine radyomuz aracılığıyla sesinizi gerekli yerlere iletmeye devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz efendim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Gamze Erdoğan, yapı kayıt mağdurlarından sadece birisi. İmar Barışı Mağdurları Platformu'ndan yine aynı şekilde Gamze Hanım. Çözümü anlattı, talepleri anlattı ve uyardı. Şu anda 750 bin hane
ve bu hanelerde 4 kişinin yaşadığını düşünürsek yaklaşık 3 milyon kişinin oluşturduğu bir mağdurlar ordusundan bahsetti. Ve böyle bir dönemde bu konunun çözülmemesini de anlayamadıklarını dile getirdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz katıldıkları için yayınımıza. Bizler de seslerini gerekli yerlere iletmeye devam edeceğiz. Üzerimize düşen her neyse yapmaya her zaman hazır olduğumuzu da bir kere daha ifade edelim.